şu anda Türkiye'deki besicilik sektörünün durumunu genel değerlendirmeniz gerekirse hali vakti yerinde mi? Besicilik sektörü şu anda biraz ahırlarda kapasite boşluğu. Dövizin de etkisiyle biraz maliyet artışından dolayı biraz hafif böyle sıkıntıda. Ama onun dışında sürdürülebilir bir besin materyalinin sağlanmasıyla doğru daha da net hale gelebilir. Bunu bir daha sorsana. Canlı mı bu? Yok yok, canlı değil. Neyse, bunu bir daha sor, bir daha şey. Tamam. Montajı zaten canlı değil. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, canlı değil. O siz tekrar cevap verin. Biraz şöyle getirin. Besin sektörü kapalı sistemde dolara endeksli hale geldiği için biraz dövizden dolayı sıkıntıda. Bir de malın tedarikinde deniz aşırı ülkelerden danayı aldığımız için onun tedarikinde dönemsel sıkıntılar oluyor. Kapasite boşlukları meydana geliyor. Onun dışında bir sorun gözükmüyor. Peki yurt içinde besiciliğin teşviki için sizin hükümetten beklentileriniz var mı mesela? Nerelerle ilgili çok kesin ve net kararlar alınması lazım. Çünkü bizim meralarımız boş yatarken biz yurt dışından dana alıyoruz. O meralarda sağlanan besin materyalinin maliyetiyle kapalı sistemden alınan besin materyalinin maliyeti bir değil. Onun için çok hızlı bir şekilde mera hayvancılığının, aileye dayalı mera hayvancılığının gelişmesi gerekir. Özellikle ben geçtiğimiz günlerde televizyonda bir program izledim. Mesela Kızılırmak Havzası'nda mandaların teşvik edildiği küçük bir bölge var mesela. Aileler orada manda yoğurdu, manda peyniri yapıyor. Biz ama işte mozzarella gibi bir peyniri uluslararası hale henüz getiremedik. Böyle şeyler hedefliyor mu sektör mesela, yani besicilik? Uluslararası bir marka haline gelebilir mi Türkiye'deki? Mesela cambaz dediniz, manda dediniz ya. Evet. Mandanın zaten fıtratı mera. Evet. Şimdi onu meraya dayalı yaparsanız maliyetler düşer. Onun gerekliliğinden peynir, yoğurt gibi şeylerde markalaşma olur. Ama kapalı sisteme dönük, yani kesif yem yedirerek bunu yaparsanız o maliyetlerle hiçbir yere rekabet edemezsiniz. Maliyet önemli. Avrupa bu işi nasıl beceriyor? Avrupa'da mera ve toprak reformu çok önceki yıllardan beri, biz daha yeni yeni toprak reformuyla ilgili şeyler yapıyoruz. Avrupa bu işi yıllar önceden çözmüş ve toprağı kullanıcıya vermiş. Şimdi size sorarım, bizde neredeyse maliyet onda bir kadar pahalı. Orada 1 liraysa bizde 10 lira. Nasıl rekabet edeceksiniz? Biz hep sürekli para yediriyoruz. Orada doğal zenginliklerden meradan yararlanma oranı çok yüksek. Avrupa'da ucuz diyorlar ya, Avrupa'nın şartlarını burada, buranın şartlarını hiç göz önüne alan yok. Avrupa'da ucuz diyor. Yani insanlar orada toprak sahibi mi? O yüzden mi? Yani toprak devlet toprağını da kullandırıyor. Biz devletin toprağını da kullanamıyoruz. Anladım. Türkiye'de tarım sektöründe yani şu an sit alanları, devlete ait alanlar mera alanları kullanılamıyor. Şimdi şöyle, 1976 yılında 21 milyon hektar meramız varmış. Şu anda 2010 yıllardaki rakamlara göre 11 milyon hektar meramız kalmış. 10 milyon hektar mera ortada yok. Bunu almış büyükşehir esasıyla, büyükşehir sınırları içerisine girmiş. Büyük bir kısmı hayvanlar otlamadığı için ağaçların yetişmesiyle Orman Bakanlığı kendi sınırları içerisine almış. Bir kısmı da halkla mahkemelik durumda, kullanım durumunda. Bize 10 milyon hektar mera kalmış. Şimdi Orman Bakanlığı ormanı korumak için silahlı 15 bin tane elemanı var. Bizim meracının genel müdürlüğü bile yok, meranın sahibi yok. Bunun yanında halkın bir de cahilliği var. Şimdi köylerin meraları var. Köyde genç kalmamış, şehre inmiş. O meralar boş, ot yetişiyor, kuruyor. Sıfır katma değer. Ama oranın halkı dışarıya, hayvancıya orayı kullanımını vermiyor. Diyor ki elimden alırsın. Ya arazi devletin kim kimin elinden alıyor? O kadar cahil olduk ki. Ve boş yatan meraların yegane sebebi de cahilliktir. Ne kendisi hayvan yetiştiriyor, ne yetiştirene veriyor. Bunun hızlı bir şekilde gerekirse kolluk müşterini yaralanarak, devreye alarak hızlı bir şekilde hayvancılara tahsisinin yapılması lazım mera hayvancılığı. Onun dışında kapalı sistemde et fiyatları düşer mi dediğin zaman çok abes teştikal bir şey. Düşmez. Yani hayvanı burada yetiştirmediğiniz sürece ithalat edememek sürece olmaz. Onun içinde bir sürü reform gerekiyor. Maalesef dolara endeksli oldu. Bugün besi dolara endeksli. Yani dana dolarla, yem dolarla, mazot dolarla. Et pahalanacak yani. Pahalanacak diyemem. Ama düşer mi onu tartışırım. Pahalanacak diyemem. Ama düşer mi tartışmak lazım. Çünkü maliyetler arttı son zamanlar. Et ucuzlar mı dedikçe biliyorsunuz döviz artıyor, maliyet artıyor. Artacak diyemem ama
burası burada kalır. Düşmesi de zor yani şu an. Kısa vadede zor gözüküyor ama orta vadede düşebilir. Hızlı bir şekilde meracılıkla ilgili kesin ve net kararların alınması lazım. Mera kullanıcıya, hayvancıya tahsis edilmesi lazım. Onun dışında yani kapalı sistem bitme noktasına geldi. Sizin entegre etiniz. İki tane fabrikamız var bizim. Bir Alanya'da var, bir Konya'da var. Alanya'daki ilk ailenin kuruluşundan bu yana. Konya'daki en son teknoloji çiğ et üzerine kurulu bir tesis. Yani bu ne demek? Bize ısır işlem görmüş Konya'da bir ürün yok. Çiğ et. Bizim de amacımız çiğ ette marka olmak. Bu zor bir sanat. Çünkü neden? Kırmızı etin tedarikinde geriye dönük izlenebilirlik çok zor. Mesela Uruguay'dan getirdiğiniz dananın da annesini bilmiyorsunuz. Doğduğu safhadan bugüne kadar hangi aşılar yapıldığını bilmiyorsunuz. Riskli doğuran bir evet. Sağlık açısından önemli. Kesinlikle. Bizim yaptığımız iş etçil ırk büyükbaş damızlık sığır yetiştiriciliği yapıyoruz. Bunu iki kategoride yapıyoruz. Bir Avrupa Birliği ülkelerinden getirdiğimiz, deniz aşırı Avustralya'dan getirdiğimiz etçil ırklara ırk yönetimi yapıyoruz. Bir de Türkiye'deki yerli ırkları İşte vücut yapısı, çat iskelet yapısına uygun bir şekilde etçilik tohumları atarak F1 melezemesi yapıyoruz. Irk asimilasyonu. Bu da çok yol kat ettik. Yani şu anda 3000 üzerinde bir doğuran materyalimiz var. Şimdi doğuran materyal elinde olduğu zaman izlenebilirliği senin elinde. Yani etin geriye dönük anlatılabilirliği senin elinde. Bizim Konya'daki tesisimiz sadece kırmızı et üzerine tesis. Ambalaj ürünler yapıyoruz Türkiye'de. İlki yaptık. Eti kutuya koydum. Arkasına da barkodusuna koydum. Dedi ki bu hayvan bu inekler doğdu. Sofranıza geliyordu. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.